Sayın Başkanımızla bir dönem beraber çalışmak nasip oldu. Ticaret odası belediye ile her zaman iç içe çalışmak zorunda. Biliyorsunuz biz göreve geldiğimizden beri ticaret odasının siyasi duruşunda hiçbir zaman eğilmedik. Bütün partilerle eşit mesafesinde. Çünkü iş dünyasını temsil eden bir sivil toplum örgütünde siyaset yapmak doğru değil. Ve belediyemiz hangi siyasi partiden olursa olsun iş dünyasıyla iç içe olmak zorunda yerel ölçekte baktığımız zaman. Ben bu konuda geçtiğimiz dönemle ilgili Sayın Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çalışmalarımızda bayağı uyumlu, başarılı çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Bu seçim sürecinde önce ilimiz için, sonra şahıslarınız ve aileniz için hayırlısı neyse ve inşallah da hayırlıysa olsun diyorum. Kazanan nihayetinde Çorum olacaktır. Makamlar kişilere bir şey getirmez. Hizmet kanallarıdır. Sizler de bunların bilincindesiniz muhakkak. Hizmet için adaysınız. Allah hayırlısını versin. İlimiz kazansın diyorum. Seçimlerde de başarılar diliyorum. Tekrar nazik ziyaretiniz için de teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ticaret Sanayi Odası'yla belediye yakın çalışan iki müessese ve belki Türkiye'nin az sayıda vilayetinde görülebilen bir uyumla bu işleri hallettik. Aramızda ihtilaf konusu olan meseleleri bile, aynı düşünmediğimiz konuları bile dışarıda tartışmak yerine bunu kendi içimizde bir arayol bularak adeta çözümü istediğimiz yerde değil makulde arama anlayışıyla halletmenin gayretinde çabası içerisinde olduk ve uyum içerisinde bir dönemi tamamladık. 5 yıl önce şehirde hayal dahi edilmeyen birçok projeyi hazırlamak ve onları hayata geçirmek bu döneme nasip oldu. Ve bunların da bir kısmını sivil toplum örgütlerimizle beraber konuştuk, onlarla beraber planladık ve beraber hayata geçirdik. En yakın çalışma alanlarımızdan birisi organize sanayi bölgesindeki birlikteliğimiz. Gerek organize sanayideki iş adamlarımız, gerekse onların çatı kuruluşu durumunda kabul ettiğimiz ticaret sanayi odamızı temsilen şahsınız, zat-ı aliniz, gerekse bizler belediyeyi temsilen o yapının içerisinde Çorum'un sanayisini nasıl güçlendirebiliriz, Çorumlu yatırımcının işini nasıl kolaylaştırabiliriz, bunun arayış içerisinde olduk ve belki orada kendi akış içerisine giden bir işi yapıyorken öbür taraftan yılların meselesi aşağı sanayi konusunda en büyük yardımcımız belki siz oldunuz. Bu şehrin ufkunu açacak her projede varım deyişinizi biz hep takdirle karşıladık. Bugün de bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. Biz çözüm arayışı ortaya koymaya çalışırken bu şehrin çok farklı dinamikleri, siyasi sahiplerle olabilir, ekonomik sahiplerle olabilir, hangi sebeple yapıldığının çok fazla kıymeti yok ama şehrin önünü tıkayacak bir duruş sergilerken siz o konuda daha cesur davranan bir tutum ortaya koydunuz ve eğer bu insanların geleceği, bu şehrin geleceği orada yeni bir planlama yapmayı gerektiriyorsa ve belediye de bunu yapmaya gayret ediyorsa ben bu konuda belediyenin yanında olurum diyerek bizi yüreklendirdiniz. Bunun için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan aldığımız cesaretle, buna benzer desteklerden sağladığımız motivasyonla orada bir planlama gerçekleştirdik. Ve bugün önümüzdeki dönemde yapıp tamamlayabileceğimiz bir adımı da atmış bulunuyoruz. İnşallah birinci etap dükkanları bitirdiğimiz gibi ikinci etaptaki dükkanları da belki seçim döneminde, belki seçim döneminin hemen sonrasında esnafımızla işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz. Ve çok kısa bir süre içerisinde orada da bu değişimi gerçekleştirmiş, yaşı Çorum'umuza kazandırmış olacağız. Tabii biz kendimizi bir de proje ekibi diye tanıtıyoruz, takdim ediyoruz. Ve bunu biz de tek başımıza ekip olarak söylüyor değiliz. Bu esasında Çorumlu'nun bize söylemiş olduğu bir sözdür. Ve biz de bunu bir iltifat olarak değil, bir hakkın teslimi olarak kabul ediyoruz. Ortada planı, projesi, hazırlığı olan yegane ekip bu ekiptir. Ve bu ekipte inşallah şehrin önümüzdeki 5 yılını da tayin edecek olan belediye ekibidir.
geçmiş dönemde nasıl hazırlıklarımızı masaya koymuş ve onlar üzerinden bir yol haritası belirlemiş isek, yine elimizdeki hazırlıklarımızı masaya koyacağız. Onları halkımıza takdim edeceğiz. Onlar ölçülecek, biçilecek, tartılacak ve nihayetinde 30 Mart akşamı inşallah yeni bir irade ortaya çıkacak. Bizim inancımız ve kamuoyundan gördüğümüz etkiler, izlenimler o ki sandıkta sadece sayılar değişmiş olacak. Netice değişmeyecek. Milletimizin şu andaki iradesi böyle tecelli edecek görünüyor. Biz o sonucunda şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Ben bu duygularla çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yine inşallah uyum içerisinde çalışacağımız bir dönem olacak diye de sözlerimi tamamlamak istiyorum. İki başkanımızın da ifade ettiği gibi bir uyum sürecinden, işbirliği içerisinden, yani ortak akıldan bahsettiler. Gerçekten son 5 yılda bu uyumu ortak akılla hareket ederek Çorum'u büyütmenin gayret içerisinde olduğunu biz somut örnekleriyle gördük. İnşallah bizim temennimiz ve gayretimiz bu uyumun ve istikrarın devamından yana olacağını çalışmalarda, şehirde gördüğümüz heyecanı ifade etmek istiyorum. Tabii ki Çorum sanayisinin de Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir payı vardır. Eğer ülkemiz bugün dünyanın sayılı ekonomileri arasına girdiyse, Çorum'daki sanayicilerimizin katkısı, desteği büyüktür. Ben bundan dolayı da Sayın Başkanımızın şahsında tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Bu duygularla ben de hepinize saygılar sunuyorum.